O hakikaten önemli. Gerçek Gündem internet sitesinde, haber sitesinde yazdı, kaleme aldı, yayınlandı orada. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'ne gitti Filiz Gazi. Bugüne kadar girilmeyen kadınlar bölümüne girdi. Yasaklı bölgeye girdi yani. Şimdi Menzil Tarikatı daha kısa bir süre önce işte ismini unuttum, neydi tarikatın Baki Abdü neyse şimdi hatırlayacağım, bir dakika. Vefat eden büyük bir cenaze töreni düzenlendi biliyorsunuz arka arkaya. Abdülbaki Erol. Çok görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. Türk Hava Yolları ek seferler koydu. İşte arka arkaya taziye mesajları iletildi. Dolayısıyla son yılların en çok konuşulan yapılanmalarından biri. Gittikçe güç kazandı, büyüdü, faaliyet alanını genişletti. Ben Filiz Hanım'ı dinlemek istiyorum. Bir soruyla girmeyeceğim aslında konuya. Sözü doğrudan size bırakacağım. İlginç bir deneyim oldu. Ayrıca da cesaretinizden ötürü de tebrik ediyorum, sizi kutluyorum. Hani hiç şüphelenmediler mi? En ufak bir şey olmadı mı? Nasıl oldu? Bu deneyimi nasıl yaşadınız? Neler gördünüz? İzlenimleriniz? Böyle bize bir anlatın en baştan başlayarak. Seda Hanım, ilk bu tip haber yapışım değil. Ben 3 hafta İsmail Ağa cemaatinin pazartesi günleri Fatih'te, çarşambada Yavuz Sultan Selim Camii'nde ki sohbetlerine de katıldım ben. Evet. Yani sanırım ne kadar oldu? 5-6 ay falan oldu. Oraya da başım örtülü bir şekilde gitmiştim. Ve 3 hafta pazartesi günleri bilfil Fatih'te saat 9.30'da başlıyordu sohbet. 12.30 hatta 1.30'a kadar ben oradaydım. Bayağı feyz almışsınızdır. Salih Topçu Hoca'yı dinledim. Yani bir de konuşurken artık Salih Hoca falan diye konuşuyorum. Artık o alışkanlıktan ilk şey değil aslında. Örtülü gittiniz tabii oraya, değil mi? Tabii. Ama o haberden sonra yani meslektaşlarım buraya gelir misin, şu programa katılır mısın vesaire dediler ama Menzil sürekli aklımdaydı benim. Çünkü orada bir kadınların bir kadınlara ait bir bölüm olduğunu biliyorum. Gidiliyor oraya, yani erkek muhabir arkadaşlar gidiyor ama işte sokağa çekiyorlar vesaire. Bir de kadının dindarlığı çok başkadır. Yani erkeğin dünyası hep bir şekil biliniyor ama tarikattaki kadınlar pek bilinmiyor. Orada ne oluyor, ne bitiyor diye o soruların yanıtı çok şey değil yani. Hani Türkiye'deki kadın hareketi açısından da o soruların yanıtı yok. Haberde iki fotoğraf vardı sitede ama onlar tabii sizin çekebildiklerim yani şöyle başladı yolculuğum. Dediğim gibi yüzüm şey olmasın diye İsmail Ağa ki haberimden sonra ben katım bir süre bekledim. Çünkü o esnada İsmail Ağa haberimden sonra her iki sosyal medya hesabımda da bunda da oldu. Yani biri çarşambaya davet ediyor. Şimdi Adıyaman'da tekrar buyur gel diyor. Ya ben güzel anlatımla anlatıyorum size. Ama şöyle cesaret çok fazla yazan oldu. Eyvallah, teşekkürler ama şunu da dürüst bir şekilde söyleyeyim. Ben Adıyaman'a gittikten ve işte Menzil Köyü'nden çıktıktan sonra ne yaptığımı fark ettim diyeyim. Yani hani çünkü ben kadınlar bölümüne girecektim ve oraya uygun bir şekilde giyindim, uçağa bindim, indim ve yolculuğumu anlatayım. Hı hı. Uçaktan İstanbul'daki gibi büyük bir havalimanı değil yani hani şey gibi küçük bir handan çıkar gibi çıkıyorsunuz. Çıktım, sola kafamı çevirdim ve bir turizm adını vermeyeyim, reklamı olmasın çünkü menzilcilere ait şey yani. Aslında havalimanı oraya gelen müritlere çalışıyor da diyebilirim. Yani çünkü ben uçaktayken çok fazla detay vermeyeyim çünkü yöntem vereceğim. Ama uçakta 5-6 kadını gözüme kestirdim yani Menzil Köyü'ne gidiyorlar diye. Uçaktan indim, kafamı sola çevirdim ve o turizm aracına bindim. Binerken sakallı, şalvarlı 3-4 kişi vardı. Tek kadındım. Ekstra dikkat çekmemem gerekiyordu ama hani o soruyu da sormak zorundaydım. Menzil Köyü'ne nasıl gidebilirim diye. Sakallı, şalvarlı beyefendi işte bu araç dedi. Aracın önünden binecekken
Bayanlarımız arkadan, erkeklerimiz önden dedi. İlk freyi orada, aslında ilk freyi orada verdim. ve araca bindim. İlk birkaç dakika biraz tereddüt ettim. Çünkü sadece erkekler biniyordu. Kadın yoktu. Yani gözüme kestirdiğim uçaktaki kadını, arkadaşları bekledim diyeyim. Yani hani şimdi şu an izliyorlarsa, çünkü belki kızgınlar bana. Çok özür diliyorum. Bir şey çok merak ediyorum. Mesela Türkiye'nin herhangi bir yerinden isteyen kişi ben hani ziyaret etmek istiyorum dediğinde gidebiliyor değil mi? Türkiye'nin dört bir tarafından ve sen her kimsin, mevsim, nesin, ne yapıyorsun? Her mevsim Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mezil köyüne gidebiliyor. Yani orada yasaklı derken kendi şeylerine, yani özel cemaatlerine olan, vesairelerine yasak değil tabii ki de. Hı-hı. Ama ben oraya gazeteci olarak giremezdim. Yani hani onu da konuştum. Saygı abimizi, Saygı Öztürk abimizi aradım vesaire. O olmazdı, ama hani yine söyleyeyim, ben çıktıktan sonra ne yaptığımı fark ettim. 35-40 dakika sürdü yolculuk sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Kadınlarla kısa kısa sohbetlerimiz oldu. Hava çok sıcaktı. Arkadaydık ve işte yanımdaki değil, öbür yanımdaki, yani aramızda bir kişi vardı. 45 yaşlarda bir kadının vekil kadın olduğunu söyledi bana yanımda oturan kadın. Ne demek o? Vekil kadın, yani Gavs'ın, Seyda'nın, böyle de isimleri var yüceltmek için. Yani isimleri bitmiyor. Gavs, Seyda, El Hüseyin'i falan filan diye ismini ismini şey yaparken zor hatırladınız. Halbuki Erol ailesi bunlar yani. Hani Gavs'tır, Seyda'dır, şimdi bilmem ne ekleyince tabii. Akla gelmiyor. Bir sürü Arapça mahlaslar diyeyim, yani kutsiyet yüklemek için. Evet. Vekil kadın ne yapıyor? Şeyin, Gavs'ın, Seyda'nın, yani tarikat liderinin giremediği alanlara vekil kadınlar giriyor. Yani irşat faaliyetleri, yani terminolojiyi kullanıyorum. Hı hı. İrşat faaliyetleri nedir? Yani o tarikatın propagandasını yapıyor vekil kadınlar. Hı. İşte tarikat liderinin giremediği yerlere vekil kadınlar giriyor, açık ders veriyorlar, diğer kadınlara işte menzilci, oradaki ibadeti, tırnak içerisindeki artık ritüel de diyemiyorum ona, oradaki usulü anlatıyorlar, bakış açısını anlatıyorlar. Yani erkek cephesinde nasılsa hocanın altındaki, kadınlar cephesinde de vekil kadınlar önde. Ama benim çok tesadüfi, tabii çok tesadüfiydi. Hatta konuştum kadın, tövbe aldın mı diye sordu. Hayır, almadım henüz dedim. Ondan sonra tam anlatacakken tövbe nasıl alınır ki aslında biliyorum ama öylesine sordum. Yani çünkü menzile heves etmiş bir kadın olarak, yani imajı yaratarak yaptım. Böyle de anlatırken çok tiyatral bir şey çıkıyor ama gazetecilik bu. Evet. Tam tövbe nasıl alınır diye sorduğumda tam anlatacakken durdu. Dedi ki vekil ablamız burada, o sana anlatır, benim anlatmam adapsızlık olur dedi. Ondan sonra doğru eğildim, gülümsedik birbirimize. Menzildeki ilk birkaç saatimde vekil kadından açık ders aldım ben. Yani hani hatme nedir, İşte burada ne yapılır, tövbe nasıl alınır, nasıl davranılması gerekir vesaire ve şurada nasıl davranmam gerekiyor falan filan, bir takım sorular sordum ona, o yanıtladı. Filiz Hanım, Sait Bey'e de bir merhaba diyelim. Sayın Sait Canlıca, ilahiyatçı yazar, bu bölümde o da bize katılacak. Birazdan ona da sorularım olacak. Hoş geldiniz, iyi geceler. Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Filiz Hanım'ın haberini, Menzil köyünde yaşadığını, o deneyimi bir dinleyelim. Ondan sonra konuşmaya başlayacağız Sait Bey. Buyurun. Ve kadınlar bölümüne girdim. Yalnız tek olsaydım, girişte büyük demir kapılı bir yer. Tek olsaydım muhtemelen sorular sorulurdu bana ama kalabalık bir grupla girdim. Sadece uçaktaki tek grup biz değildik bu arada. Yani bizim önümüzde de arkamızda da kadın gruplar vardı. Demir büyük kapılı bir yerden girdim. İlk kafamı kaldırdığımda iki kamera gördüm. Problem değil dedim, tamam. İşte abdesthaneye gidiyoruz. Namaz saati gelmiş, abdest alınacak veya abdest tazelenecek. Sonra üçüncü kamera, dördüncü kamera falan filan. Yani neredeyse adım başı kamera vardı, öyle diyeyim. O
Dedim yani yapacak bir şey yok dedim en sonunda. Yani bir şey batmışken daha rahat olursunuz ya, biraz da o ruh hali. Abdesthaneye indik. Sonra türbeye geçileceği söylendi. Türbede işte Erol ailesinin bundan önce vefat eden işte dini liderleri, Abdülkadir Erol'un da naaşı orada. Oraya gidildi. Şimdi kuyruk var türbede ve ben de sıraya girdim. Vekil kadın ve işte diğer kadınlar yanımda. Naaşın önünden geçerken veya hatmede de, yani hatme dediğim şey mürşite bağlanma gibi diyeyim. Yani tek tek detay anlatayım Seda Hanım, emin olamadım ama türbedeki ruh halini anlatayım evet, size. Evet, şimdi biraz tabii ister istemez eleyerek gideceğiz. Çünkü evet, hakikaten o kadar şeyi bir programa sığdırmak mümkün değil. Ama en çarpıcı anlar, en çarpıcı şeyler, hafızanızdaki görüntüler, karşılaşmalar, konuşmalar ve ortaya çıkan gerçek. Yani bunları eleyerek gidersek de daha hızlı ilerleriz. Evet. O türbeden yani ve hatme esnasındaki şeyden bahsedeyim, ruh halinden bahsedeyim veya oradaki duygu atmosferinden veya psikolojik atmosferden nasıl tanımlarsanız. Şeyi söylemiyorum bu arada, yani şunu da belirteyim, yani herhangi bir yerden, yüksek bir yerden fikir vermiyorum. Hükümlü de konuşmuyorum, yani hani öyle bir şey anlaşılmasın ama akıl verilerine ihtiyaç olmayan anlar yaşadım orada. Yani şöyle, yani türbenin karşısında kadınlar ağlıyor, birbirlerine sarılıyorlar. Hatta genç bir kadın boşluğa bakarak ağlıyor. Yani çantamdaki peçeteyi çıkartsam mı çıkartmasam mı diye bir düşündüm. Ama bir taraftan da çok romanesk bir hava var orada. Yani hani duygular birbirine gösterilmeli, yani kadınlar kendi arasında bunu yanlıştır diye söylemiyorum ama yani hani gafsa olan duygularını, sevgilerini vesairelerini türbenin başında herkes birbirine sarılarak ağlıyor, sıraya girmiş ve işte naaşın olduğu yer değil, gözyaşı döküyorlar. Aynı şekilde oradan çıkıyoruz, hatmeye gidiyoruz, başka bir ibadet ve hani bu arada menzil kadınlar bölümü. İçerisinde bir tünel var. O tünel Abdülkadir Erol tarafından inşa edilmiş bir dehliz. Erkeklerle kadınların karşılaşmaması için hiçbir şekilde erkek yok içeride. Ama vurucu nokta şu bence, yani hani kadınların ruh hali dışında, o biat etmeleri dışında, sorgusuz, sualsiz, çok böyle hani hakikaten anlatamayacağım şekilde bir bağlılık. Yani çünkü mesela vekil kadınla yürürken şeyde diyor ki buraları hüzün çökmüş. Kafamı çevirdim, yani Abdülkadir Erol'un ölümünden bahsediyor. 3 yıldır hastanelerindeydi, çünkü o hastanenin de adını vermeyeyim. Tedavi altındaydı, öldüğü için öyle bir ruh hali var. Ama içeride önemli olan yani bu kameralar dışında ikinci dikkat ettiğim şey, üzerinde mavi yelekli kadınlar var. Bunlar hizmetli yazıyor mavi arkada. Hemen abdesthaneden çıktıktan sonra bir tanesiyle işte ayaküstü sohbet ediyoruz. İşte nereden geldiğini söyledi. Şey demeyeyim ama çok fazla Karadenizli var içeride. Onu söyleyeyim. Memleketini söylemeyeyim. Çünkü hizmetliler memleketten bulunur. Şeyi olmasın, güvenliğini düşünerek. Filiz Hanım şey diyorsunuz orada şu anda. Bir buçuk ay mı dedi? Bir buçuk aydır orada olduğunu söyledi. Bu insanlar herhangi bir, tamamen gönüllü kulluk üzerine maaş almıyorlar. Başka bir hizmette kesinlikle yaşı 18 yaşının altındaydı. Ona sordum, ne kadardır buradasın? 6,5 aydır dedi. Yani çok istemsiz, hani tek bir sözcükle sor. Peki ailen dedim, böyle boş baktı yüzüme, canı sıkkındı o esnada. Dikkat çekmemek için soruyu da üstelemedim, o tip şeylere de dikkat ettim çok fazla, hani soru diye yani dini şeyler bağlamında sorular oluyordu, yani sorgulayıcı o bu falan filan, kendimi riske atmamak için. Sorunuz olacaktı Seda Hanım. Ben şey diyecektim, şimdi orada tabii çocuklar arasında acaba güç kimde, onunla ilgili de bir buraya şey açmışsınız sanıyorum. Şu anda daha belli değil, evet, kim şöyle, başına tövbe gelecek. Töreninde. Tövbe töreninde, evet. bu işte naaş, türbeye gidildi, hatmeye girdim, çıktım vesaire. Kadınlar koşturuyorlar, ben de onların peşinden. İkinci büyük avludayız. Bir hizmetliler hoparlör ellerinde
işte Gavs'ın geleceğini söylüyorlar. Yani Saki Erol'un geleceğini evet. söylüyorlar. Ben de kalabalık olan yere girdim ama yani en önlerdeyim. Yani hani Saki Erol geldiğinde aramızda 1,5-2 metre yoktu. Hatta ben o anda böyle bir buçuk iki dakika falan, çünkü haber müdürüm Sami Menteş, o biliyor içeride olduğumu, o yazıyor sürekli neredesin, girdin mi çıktın mı falan, ve iki kadın gazeteci arkadaşım içeride olduğumu biliyordu. Bir Saki Erol'la böyle 1,5-2 metre böyle bir röportaj için önüne atlayayım atlamayayım falan filan böyle bir düşündüm aslında. Tövbe töreninden bahsediyorum. O tövbe töreninde geldi, işte tam cümlelerini hatırlamıyorum şimdi, haberde var. İşte bundan sonra yapmayacağım vesaire de bir kısa cümle, iki cümlelik bir şey söylüyor. Kalabalığın ilk başında, ortasında ve sonunda söyledik. Kalabalığın sonunda da bendim. Saki Erol'daki kalabalık çok fazlaydı, kadınlar. Ama sadece bir geçiş yaptı, yani beyaz bir şey, cübbe, başka bir adı vardı, şu an aklımdan çıktı. Elinde kırmızı güller, tabii şey... Yüceltici bir imaj çalışması da var orada. Kırmızı yani. Gül. Tabii kırmızı gül böyle. Hatta gelirken böyle hani film karesinin içerisinde gibi yani. Hani, evet. O da bir imaj çalışması. Saki Erol gitti, sadece önümüzden bir geçiş yaptı böyle. Ve sonra hizmetli aporlar ellerinde işte Saki şey Hazretimiz Fettah. Evet. Tövbe edecekler. Evet. İşte işte mübareğe tövbe edecekler diye anons geçiyorlar. Orada şeyi anladım. Bu arada kadınların da kafası karışık. Bu arada bu oradaki şeyden gösterilen ilgiden alakadan gücün Saki Erol'dan yana olduğunu anladınız. Tabii. Buraya bir virgül koyalım. Birkaç şey daha dinleyeceğiz tabii ki. Ama